Herkese merhabalar. Bir Tutam Hukuk YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Muhammed Furkan. Bugün yanımızda Fatma var. Fatma, Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Bugün kendisiyle Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni konuşacağız. Hoş geldin Fatma. Hoş bulduk. Şimdi şuradan başlayalım. Neden hukuk fakültesini tercih ettin? Evet, güzel bir başlangıç oldu şu an. Neden hukuk fakültesini tercih ettim? Dürüst olayım aslında. Hukuk fakültesini çok istemiyordum. Lise 4'ün ikinci dönemine kadar. Psikoloji okumayı düşünüyordum. Daha sonra çok mantıklı gelmeye başladı hukuk fakültesi. Ve sınav yaklaştıkça, daha doğrusu tercihler yaklaştıkça herkes beni hukuk fakültesine yönlendirmeye başladı. Baktığım zaman, yani mezun olduğum zaman, fakülteden çıktığım zaman psikolojiden öne çok çok daha açıktı. Bu nedenle hukuk fakültesini seçtim. Ama şunu sorarsan pişman mısın? Ya da şu anki aklınla tercih yapacak olsan seçer miydin? Kesinlikle en baştan hukuk fakültesini seçerdim. Çünkü hukuk fakültesini çok sevdim. Peki hukuk fakültesini tercih ettin. Sen Gaziantep Üniversitesi mezunusun. Evet. Peki neden Gaziantep Üniversitesi? Bunda da dürüst olalım. Kimse. Yani benim şöyle bir şansım yoktu. Ankara hukuk mu yazayım, İstanbul hukuk mu yazayım, Galatasaray mı gelsin? Böyle bir şey söz konusu değildi. Belli bir sıralamam vardı. 20 bin civarında. Evet, bir sıralamam vardı. Gaziantep geliyordu. Yani Gaziantep'ten daha iyi yerler geliyordu. Mesela Selçuk hukuk ikinci öğretim geliyordu ama ikinci öğretimde okumak istemedim. Neden bilmiyorum. Bir ön yargım vardı. Ailem zaten Konya'da yaşadığı için ailenin yanında hukuk fakültesi okumak, yani üniversite okumak zaten ama özellikle hukuk fakültesi okumak bana çok şey katar mı bilmiyorum. Liseyi de şehir dışında okudum. Birçok etken vardı. Ve Gaziantep'i tamamen tesadüfen yazdım. Gaziantep konusunda da hiç pişman değilim. Şimdi o zaman şuna sosyal imkanlarından bahsedeceğiz ama ilk önce 4 yıl boyunca eğitiminden ve akademik kadrosundan biraz bahsedelim. Memnun kaldın mı eğitiminden? Hocalarla ikili ilişkileriniz nasıldı? Yıllık mı, dönemlik mi? Bunlardan da bahsedersen. Şimdi şöyle, önce eksilerinden bahsedeyim, daha sonra artılarından. Kemal Gözler'in de makalesi var biliyorsun bununla ilgili. Üniversitelerde, özellikle hukuk fakültelerinde genel olarak bir akademik kadro sıkıntısı var. Özellikle profesör. Hani bir tane profesörü bulan hukuk fakültesi açıyor. Maalesef Gaziantep Üniversitesi de bu yönden zayıf bir üniversiteydi. Hani yanlış olmazsa bir taşra üniversitesi olduğu için zayıftı gerçekten. Daha iyi olmasını ister miyim? Çok isterim. Yani çünkü ne olursa olsun mezun olduğum üniversite çok isterim. Ama artısı da şuydu. Bir taşra üniversitesi olduğu için herkes çok daha samimiydi. Hocalarla istediğimiz saatte iletişim kurabiliyorduk. Telefon numaraları mevcuttu. Hani bir büyük üniversiteler dediğim yanına yaklaşılamayan hocalar çok fazla dile getirdiler ama Gaziantep Üniversitesi'nde öyle bir şey söz konusu değildi. Özellikle asistanlar. Hani çat kapı arkadaşımız gibiydi. O yönden şanslıydık. Ama evet, akademik kadronun zayıflığı gerçekti maalesef. Yıllık bu dönemlik miydi peki üniversite? Biz girdiğimizde dönemlikti. Ben 2015 girişliyim bu arada. 2 yıl sonra 2017'ye tekabül ediyor. 2017 yılında yıllık oldu. Şu an yıllık olarak devam ediyorlar. Sadece bir yıl dönemlik kaldı. Daha sonra tamamen fakülte yıllık olacak. Şimdi eğitiminin dışında bir de şundan bahsedelim. Biz hukuk fakültesi öğrencisiyiz. Evet, ders çalışmamız gerekiyor. Ama tabii ki sosyal imkanlarından da faydalanmamız gerekiyor. Özellikle şehrin ve üniversitenin. Üniversitenin sosyal etkinlikler, hukuk dışında yaptığı etkinlikler neler? Sosyal faaliyetleri. Ya bu zaten bir gerçek. Hani öğrenciliği sadece akademik kadrosu çok iyiymiş ya da ne bileyim üniversite çok ismini duyurmuş, adını duyurmuş gibi bir şekilde tercih yapmayı ben zaten doğru bulmuyorum. Ben o yönden galiba Gaziantep'i çok sevdim. Çünkü yurtta kalıyordum. Yurt üniversitenin kampüsünün içindeydi. Çok rahattı. Ulaşım yönünden hiçbir sıkıntım yoktu. Birçok devlet yurdu buna göre çok iyi, sosyal imkanları çok iyi bir yurttu. O yönden çok mutluydum. Onun dışında aktivite boyutuna gelirsek okulumuzun da fakültemizin bir topluluğu vardı. Hukuk topluluğu. Gerçekten çok aktif çalıştılar. Ellerini taşın altına fazlasıyla koydular. Ne kadar ismini duyurmuş insan varsa ya da ne kadar bir şeyler öğrenebileceğimiz insan varsa hepsini getirdiler. Hepsiyle birebir sohbet etme imkanımız oldu. Yine diyorum çok büyük bir fakülte olmadığımız için kontenjan
sanırım 250 civarındaydı. Ya bir de biliyorsun hukuk fakültesinde derse gelen az olduğu için yine etkinliklere katılım oranı da o orandı da. O yüzden birebir sohbet edebiliyorduk. Çok büyük avukatlar geldiğinde, hukukçular geldiğinde. Ayrıca üniversitenin de gerçekten çok fazla etkinliği vardı. Sanırım yanlış söylemek istemiyorum. Mavera adında bir kongre merkezi vardı. Bildiğim kadarıyla Türkiye'nin en iyi salonuydu. Her akşam, neredeyse her akşam çok büyük organizasyonlar oluyordu. Mesela Afrika gecesi oluyordu. Bu çok iyiydi. Ya da öğrenci günleri oluyordu. Çok güzel günler geçirdik ya. Ya bahar şenliklerine dolu dolu kutlayan bir üniversiteydi. Dediğim gibi sosyal aktivitelerinden Gaziantep'te de, Gaziantep Üniversitesi'nde de hiç sıkılmazlar. Peki az önce yurt meselesinden bahsettin. Okulun içerisinde devlet yurdu vardı, özel yurt var mıydı? Ve Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin bulunduğu konum ilin neresindeydi? Ulaşım olanakları nasıldı? Şöyle söyleyeyim size. Gaziantep'in çok istisna yerleri dışında, evet gerçekten çok istisna olan yerleri de var. Onlar dışında ulaşım sıkıntısı çekmezsiniz. Çünkü tramvay zaten var. Otobüs seferleri zaten var. Dolmuş. Dolmuş yok. Gaziantep'te dolmuş yok şu an. Ama gerçekten dolmuşu da karşılayacak şekilde otobüs seferleri mevcuttu. Bir de şöyle söyleyeyim. Çok fazla otobüs ya da tramvay kullanmanıza gerek yok. Çünkü bir kampüstesiniz, kampüs kültürü olan bir okuldasınız. Hastane var, zaten hani sosyal aktivite yapabileceğin kitap kafeleri var, birden fazla kitap kafe var. Onun dışında spor yeri var, havuza da gidebilirsin, spor da yapabilirsin ya da ne bileyim langırt oynamak istedim. Gayet rahat bir şekilde oynayabilirsin. Çok fazla aktivite vardı spor yerinin içinde. Kafeler ya da alışveriş yapmak için yine yakınlarda yer çok fazla mevcuttu. Ama Gaziantep Çarşısı'na çok yakın değildi. Tramvayla bir 20-25 dakika hatta alıyordu. Bu şekildeydi. Ama dediğim gibi yine çarşıya çok ihtiyaç duyulmaz. Ve çok da mesela köşeye atılmış bir üniversitede, şehir merkezine gitmek çok rahat. Şunu peki söyleyebilir misin? Ya biri Gaziantep Üniversitesi ile başka bir üniversite arasında kaldı ikilemde. Acaba tercih etsen mi Gaziantep Üniversitesi diyen bir öğrenci ne tavsiye edersin? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu hangi üniversiteyle Gaziantep Üniversitesi arasında kaldı? Evet ben seviyor olabilirim. Çok objektif de olabilirim bu konuda. Ama mesela diyelim Urfa ile Antep arasında kaldı. Hiçbir tartışma söz konusu değildir benim için. Tabii ki Gaziantep Üniversitesi. Mesela Gaziantep Üniversitesi'nden Çukurova Hukuk'a geçenler de vardı. Hiç sevmemişlerdi. Hani fiziksel koşullarını. Çünkü Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin ciddi bir fakültesi var. Devasa. Yani kütüphanesi görülmeye değer. Her konuda çok temiz. Derslikler aynı şekilde çok yeni. Çok yeni. 2017'de açıldı. Yani o yönden tabii ki de Gaziantep Üniversitesi'ni tavsiye ederim. Ama dediğim gibi bir İstanbul hukuk olduğu zaman bu tartışma konusu bile değil. Peki şunu da soralım. Bence bu da önemli bir soru. Birisi Gaziantep Üniversitesi'ni tercih etti ve Gaziantep ile ilgili, üniversite ile ilgili, fakülte ile ilgili bir bilgisi yok. Yani ilk geldi, okula adımını attı. Sen keşke şunu yapsa daha iyi olur dediğin bir şey var mı ilk olarak? Yani zorlanmaması açısından, alışma anlamında. Yani ben biraz hani bu soruyu uzun cevaplayacağım ama kesinlikle ben biraz okula gitmedim. Yani derslere daha seyrek giden bir öğrenciydim. Bu yönde bir pişmanlığım var. Hani bunu kıramıyordum çünkü gerçekten sıkılmaya başlıyorsun alışınca. İlk olarak şeyden önce, dersler başlamadan önce gitmesini, gezmesini, hani kampüsü gezmesini, yurdu gezmesini, yurdu çok gezme imkanı olmuyor ama en azından dıştan bir görmesini, eğer yurtta kalacaksa ya da evde kalacaksa evini ayarlamasını, fakültenin içini gezmesini çok isterim. Çünkü ilk defa kampüse gittiğin zaman, çünkü biliyorsun artık internet üzerinden kayıtlar yapılıyor. Eskisi gibi okula gitmek gibi bir durum değil. Gittiği zaman nereye geldim ben diye sağa sola bakınmak, fakülte nerede diye ona buna sormak. Zaten ailenin yanından gelmişsin, başka bir şehre gelmişsin. Biraz daha yıpratıcı oluyor. Asistan hocalarımız, aynı zamanda danışmanlığımızı yapıyorduk. Gerçekten çok iyilerdi. İşlerini çok iyi yapan birer hoca ve birer abi ablaydılar.
onlarla, danışman hocasıyla samimi olmasını isterim. Onun dışında hukuk topluluğu. Gerçekten yer alabiliyorsa, bu tarz aktiviteleri seviyorsa ya da uğraşmayı, emek etmeyi seviyorsa hukuk topluluğunda yer almasını isterim. Çok güzel işler yapıyorlar. Hala takip ediyorum. Çok güzel işler yapmaya da devam ediyorlar ve edecekler de eminim bundan. Hukuk topluluğunda yer almasını isterim. Okulun birçok kulübü var. Aktif kulüpleri var. Çok güzel kamplar, eğlenceler, tırmanışlar. Onlardan birisine. Evet, ders çalışsınlar. Hele bu kitap okuma, okumalar, Yargıtay kararları, hukuki filmler. Bunlar kesinlikle yapılsın ama onun dışında Gaziantep'in her yerini gezsinler. Köy köy mesela. Hani gerçekten köy köy gezsinler. Çok ciddi bir tarih var. Halkla tanışsınlar. Oradan arkadaş edinsinler. Onun dışında dersleri de öğrenmek için çalışsınlar. Çünkü sınav için çalışmak insanı çok ciddi manada dibe çekiyor bir öğrenciyi. Ve hukuk fakültesi, yani biz yapmadık mı hepimiz bunu yapmak zorundaydık. Çünkü çok fazla konudan sorumluyduk. Ama bunun dışında kesinlikle bir şey katmıyor. Sadece sınavda not alıyorsun, bitiyor. Öğrenmek için ders çalışsınlar ve Gaziantep'i sevsinler. Önyargılı gitmesinler. Bunu tavsiye ederim. Şu da merak ediliyor. Yani şu sorunun aslında cevabı belli ama hani, üniversite üzerinde sormak istiyorum. Hukuk fakültesi zor mu diyorlar? Evet, zor. Sen fakülteyi 4 yılda bitirdin. Evet. Bitirirken zorlandın mı? Çok zorluyorlar ama. Bu soru çok önemli. Bu soruyu bana sormamanızı çok isterdim. Yani sebebi şu, çünkü ben yaz okuluyla bitirdim. Her üniversitede, her fakültede olduğu gibi bizim üniversitenin hukuk fakültesinin de belli belaları demeyelim ama zor. Gerçekten zorlayan hocalar vardı. Bir de bizde şu algı yaratıldı. Genel olarak hukuk fakültesi öğrencilerine 3. sınıf çok zor. 4. sınıfı bir şekilde bitirirsiniz mantığı var. Ama kesinlikle öyle değil. Alttan dersin olmasına rağmen ben 3. sınıfta çok daha rahattım. Çünkü özel hukuk temelliydi çoğu ders. Daha eğlenceliydi, daha akıcıydı, daha hayatın içindendi. Ama üniversite 4'e baktığım zaman daha çok kamu hukuku. Daha sıkıcı, bu bir gerçek. Çok daha sıkıcı hatta, çok daha zor öğrenmesi, ezberlemesi. Ve artık şey oluyor, bitsin. Sevsen de, yani gerçekten seviyordum arkadaşlarımı, okulumu, hayatımı seviyorum. Ben genel olarak da seviyorum, yaşamayı seviyorum ama 4. sınıfta Allah aşkına bitsin diye bitirdim okulu. Dönemlik demiştim. İcra İflas Hukuku'nda 2. dönem yaz okuluna kaldım. Ve stajımı Eylül sonunda başlatabildim ancak. Bu şekildeydi. Şimdi. Ama 4 yılda bitmez mi? Gerçekten biter. Ha, o icra iflasında yaz okuluna kalmayabilirdi. Gerçekten benim tükenmişliğimdi ya da benim hatamdı, öyle söyleyeyim. Daha iyi olabilirdim okulunda. Ama baştan 1. sınıfın en başına hukuk fakültesi 4 yılda bitmez zaten diye başlarlarsa o fakülte 5 yılda da bitmez. Doğru. Şimdi az önce staj konusundan başladın. Fakülteyi bitirdin. Avukatlık stajını yapmak için. Avukatlık stajını nerede yapıyorsun bu arada? Konya Barosu'nda yapıyorum. Bununla ilgili de bir video çekeceğiz. Stajyer avukatlıkla evet. ilgili. Şunu sorayım sana. Şimdi fakülteyi bitirdin. Ondan sonra avukatlık stajını yapıyorsun. Peki bundan sonrası için gelecek hedefin nedir? bu çok uzun bir cevap olacak. Birçok hedefim var. Şu an mesela Selçuk Üniversitesi'nde özel hukukta yüksek lisans yapmak istiyorum. 3 Mayıs'ta ALES var biliyorsun. ALES'e hazırlanıyorum. Selçuk Üniversitesi de Ankara Hukuk gibi alıyor yüksek lisans öğrencileri. Bir mülakatta değil de bilim sınavıyla alıyor. Kamu hukuku isteyenleri, kamu hukukundan özel hukuk isteyenler özel hukuktan test sınava sokuyor. Ve hakim savcılık düzeyinde bir sınav, zor bir sınav. 31 Temmuz'da olmuş geçen yıl. Bu yılda o tarihlerde olması bekleniyor. ALES'ten sonra o sınava hazırlanmayı düşünüyorum. Yüksek lisansa başladıktan sonra Ankara'da gelmek istediğim bir enstitü var. Oradan enerji hukuku dersleri almak istiyorum. Çünkü bu konuda Türkiye Barolar Birliği Başkanı dahil birçok kişinin tavsiyesi var. Eğer enerji hukukunu bilen hiç kimse yok. Mesela Konya Barosu'nda varsa da buradan özür diliyorum ama olsa herhalde duyardık.
kimseden böyle bir şey çıkmıyor. Ve sanayileşmenin ya da fabrikalaşmanın, şirketleşmenin gayet yüksek olduğu bir şehir. Ama enerji hukuku bilen bir avukat yok. O yüzden İstanbul bir sözleşme yapılacağında ya da bir nasıl bir hukuki bir olay olduğunda İstanbul'dan, Ankara'dan, özellikle İstanbul'dan avukat getirmeleri bence Konya Barosu gibi güçlü bir baro için gurur kırıcı. O yüzden enerji hukuku dersleri almayı çok istiyorum. Ondan sonra marka patent vekilliği sınavları yapılıyor. 2 yılda bir yapılıyor. Bir bu yıl yapıldı. Bu yıl daha stajyer olduğum için ve çok geç öğrendiğim için zor da bir sınav aynı zamanda. Biraz geç öğrendim. O yüzden çalışamadım. Böyle bir gerçek var. 2 yıl sonra ona hazırlanıp ona girmeyi istiyorum. Çünkü müvekkil çevremin biraz kalifiye olmasını istiyorum açıkçası. Bu şekilde onun dışında da iki dil öğrenmek gibi bir hedefim. Çok hedefim var yani. Yani bir hukuk fakültesi mezunu, bir avukatın, hele ki hukukun bu kadar aktif olduğu dönemde, bu kadar hızlı ilerlediği bir dönemde kesinlikle ölene kadar diyeyim, yani tam olarak böyle ölene kadar kendine hedefler koyması gerektiğini düşünüyorum. Kısa vadede hedeflerim bunlar ama uzun vadede gerek akademisyenlik olsun ve akademisyenliğin gerçekten artık doçent o noktaları istiyorum. Çok büyük hayallerim var o şekilde. Şimdi biz Öğrenciler Anlatıyor serisinin 3. bölümü bu Gaziantep Üniversitesi. Diğer 2 bölümde sorduğum ve artık bundan sonra yapacağımız her bölümde öğrencilere şunu soracağım. Sen mezunsun, öğrencilere şunu soruyordum. Mezuniyet gününüzdeki kendinize bir mesaj gönderin. Sana da şöyle bir soru sorayım. Bundan 5 yıl sonraki sana mesaj gönderir misin kameraya bakarak? 5 yıl sonra şu an karşımda Fatma var. Öyle bir mesaj, kameraya bakarak ama. Direkt onunla konuşuyormuş gibi. Yani şu an ilginç şekilde duygusallaştım. Neden bilmiyorum. Çünkü sadece her ne kadar bakarak. İleriye dönük, hayallerimiz hep ileriye dönük olsa da insan sadece bugünü yaşayabiliyor. Bu bir gerçek. Ama 5 yıl sonraki kendime bir mesaj yollayacak olsam herhalde şunları söylemek isterdim. En başta herkese söylediğim gibi, derneğimizdeki arkadaşlarımıza da söylediğim gibi, kendini sev. Yani ne yaşamış olursan ol, kendini sev yani. Şu an bu bahsettiğim hayallerimin hiçbiri gerçek olmamış olabilir. Hatta dibe bile vurmuş olabilirim. Bir hukukla ilgili bir işle uğraşmıyor bile olabilirim. Ama ne olursa olsun mutlu olmayı, yaşamayı bırakma. Hatta mücadele etme, savaşmayı bırakma. Çünkü seni sadece mücadele etmek mutlu ediyor gerçek manada. Ama ben 5 yıl sonra 27 yaşında olacağım. Bu yine hayatımın çok genç bir dönemi. Hiçbir şey başaramamış bile olsam bir şey başarmak için hala çok geç değil. Hatta ömrünün son günü bile olsa çok geç değil. Bundan sonra çok çalış. Çok mutlu oldum. Çok güzel bir mesajdı 5 yıl sonra. Umarım 5 yıl sonra bu videoyu izlediğin zaman daha fazla duygulanırsın ve az önce söylediğin hedef ve hayallerine ulaşırsın umarım. Umarım. Hepimiz. Videomuza geldiğin ve konuk olduğun için çok teşekkür ederim sana. Ben çok teşekkür ederim. Burada bu videoyu çekmek beni çok mutlu etti şu an. Evet, çok teşekkür ettik Fatma'ya. Bugün Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesini Fatma'ya sorduk. Fatma da bence çok güzel bir şekilde cevaplandırdı. Umarız ki hedef ve hayallerine de ulaşabilir. Videoyu eğer beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.